Günaydın. Seninle aynı sahneyi paylaşmaktan herhalde çok mutluyum. Bunu niye yaptık biliyor musun? Dün Arto, efendim günaydın, hayırlı cumalar. Dün Arto ben tam giyinirken lap diye içeri girdi. Ben de hemen onu ayak uydurup oynamaya başladım. Sosyal medya yıkılmış. Evet, aynen öyle. Sizi çünkü böyle görmek istiyoruz aynen, diye. Bizim motive olmamız, bizim iyi olmamız, bizim güçlü olmamız onları mutlu ediyor. Hayırlı cumalar diliyoruz tabii ki. Efendim. Çok güzel bir açılış oldu. Sevgili Nalan'la yaptık açılışımızı. Çok da özlediğimiz bir ses. Çok da severiz Nalan'ı. Çok güzel bir yayın sizleri bekliyor. Gördüğünüz gibi biz bugün enerji doluyuz. Hatta aynen, adresleri burada verelim. Artı aynen sonra öyle. Arto'yu biraz dinlendireceğiz. Tabii ki aynen. Hayatım ama bir şey söyleyeceğim. Bugün bu oyun tek değil. Tek değil. Turun sonunda öyle bir sürpriz var ki hepimiz meraklı izliyoruz. Büyük bir skandal yayının sonuna doğru sizle birlikte olacak ve söyleyeceğiz. Bugün muhteşem bir yayın sizleri ve bizleri bekliyor olacak efendim. Tekrar tekrar hayırlı cumalar. WhatsApp ihbarına numaramız 0552-770-06-23. Söylemezsem olmaz official. Bir cambale. Arto Dalga. Bir cambale. Arto Dalga. Klasikleşmiş öz hakiki. Bu arada ne istiyorsanız yazın. Bugün daha da interaktif olacağız. Ne istiyorsanız yazın. Sona doğru güzellikle ilgili de her şey olacak. Kadınlarımızın soracağı. Oo, damla da bizde olacak. Her şey, her şey. Batokslar, her şey, her şey. Ne ararsınız var? O zaman ben bir cambali. Arto Dalga. Magazin turu. Buyurun. Ünlüler dünyasında neler oluyor? Muhabirimizden eski basketbolcu İbrahim Kutluay'a sürpriz doğum günü kutlaması. Ya teşekkür ederim ya. Abi, neye zahmet etti? 20 yaşında mı? 20 abi. Ne güzel, teşekkür ederim. Abi, sağ olasın, teşekkür ederim. İbrahim Kutluay çok sevinirken muhabirimize teşekkür etti. Varsın fena, sağ olun. Talat Bulut sosyal medyadan gelen yorumlara takılıyor mu? Yok, ben öyle şeylere takılmıyorum. Çok kısıtlı yaptığım şeyler. Selçuk Yöntem'in iyi bir oyuncu gördüğümde kıskanıyorum açıklaması soruldu. Olay cevap verdi. Bulut'tan fazla iddialı sözler. Çok ben doğru. De bir oyuncu görürsem kıskanacağım. Görürsem yani. Evet, evet. Estağfurullah. Ne bir söyledim. Öyle bir şey oldu. Ya her şeyde bir görürsem, polemik arıyorsunuz. Görürsem. Selçuk'un böyle yani bir şey söylediğini hiç hatırlamıyorum. Yo, yakın zamanda röportaj verdi burada. Kime, size mi? Yok, bana değil. Kime? Nerede yakaladınız? Dergiye özel röportaj verdi. Ne bileyim yani. Talat Bulut güzellik yetenek tartışmalarına yorum yaptı. Türkiye'de güzelliğin yetenek olduğunu zannediyorlar. Halbuki batıda insanlar güzellikleriyle yüceleşiyor, güzelleşiyor yani. Yetenekleriyle güzelleşmek başka bir şey. Dün Sefo'nun yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Bursa'da bir okul başkanlık seçiminde başkan seçilip Sefo'yu getireceğim vaadinde bulunan Tuana'nın dileğini gerçekleştirmişti. İşte o güne dair yeni görüntüler, neler yaşanmış. 2022'nin en çok aratılan dizisi Yalı Çapkını oldu. Bu sonuç şaşırtmadı. Yalı Çapkını, Duy Beni, Gelsin Hayat bildiği gibi Tozlu Yaka ve Erşan Kuner'i takip ediyor. Ayrıca hayranları ikilinin setteki bu çekimlerini paylaştı. İşte havalimanı çekimlerinden görüntüler. Ezgi Mola'nın taciz davasında yeni gelişmeler. Mola beni takip ediyor ve taciz ediyor diyerek şikayette bulunduğu Kemal K ile olan davasının duruşmasına gitti. Kemal K'nin duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Kemal K'nin cinsel taciz, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve tehdit suçlarından toplam 1 yıl 2 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi. Şafak Sezer yeni filmi Kutsal Damacana 4 filminde kızıyla kamera karşısına geçti. Yanlışlıkla girdiği pazarlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yapan Fikret'in komik hikayesini konu alan film 20 Ocak 2023'te vizyona girecek. Kutsal Damacana heyecanı yaşayan Ersin Korkut da bakın neler söyleyecek. 15 yıl sonra tekrar Şafak abiyle buluşmak çok güzel oldu. Film çok güzel geçti. Değişik karakterler, işte oyuncular da girdi bizde. O yüzden inşallah 20'de bakalım seyirciyle buluşacak. Ben de çok merak ediyorum. Beklentiler nasıl daha büyük. Bu size nasıl yansıyor? Bence de çok beklenti büyük. Çünkü halen şu an Kutsal Damacana replikleri dönüyor. Mustafa Topaloğlu isyan etti. Bana uzaylı dediler. Lakabı onun önüne geçti. Ünlü şarkıcı uzaylı lakabının kendisine zarar verdiğini söyledi. Topaloğlu bu lakabın yaptığı hit şarkıları ve kariyerini gölgede bıraktığını, insanların kendisiyle dalga geçtiğini söyleyerek dert yandı. Bir süre önce kanser olduğu öğrenilen Yeliz, kanserden vefat eden Billur Kalkavan'la ilgili duygulandıran itiraflarda bulundu.
şarkılar bizi söylerin bu haftaki tanıtımında Serdar Ortaç ve Bengü'nün eğlenceli anları damgasını vurdu. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç nostalji yaşattı. Serdar Ortaç geçtiğimiz yıllarda Yeteneksizsiniz yarışma programına Pascal Numa ile katıldığı videoyu paylaştı. Meryem Uzerli ve kızların nevalleri gündem olmaya devam ediyor. Herkes Uzerli'nin kızlarıyla yaptığı paylaşımlarını beğeni yağmuruna tutmaya devam ediyor. Britney Spears 5. kez sosyal medya hesabını kapattı. Ünlü şarkıcı hakkında hayranları endişeleniyor. Bir hayranı şu sözleri kullandı. Çok üzülüyorum. Hayranlarının da onu rahat bırakmasını istiyorsa sosyal medyadan uzaklaşmalı. Bunları paylaşmak hayranlarını üzmekten başka bir şeye yaramıyor. Yonca Evcimik'in Vurula Vurula şarkısının klibi müzik kanallarından veto'ya tepki çekti. Sanatçı konuyla ilgili açıklama yaptı. 2022 yılında böyle şeylerin konuşulması garip sözlerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Alan Lacko ile aynı mekandan çıkarken görüntülendi. Tara Dev Rice ve Alan Lacko hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı. Sunucudan açıklama geldi. Benim bir yıldır sevgilim var, Ali Elevi. Çok mutluyuz. Üstelik o akşam o da yanımızdaydı. Alan ortak arkadaşımız. Hep beraber eğlendik diye konuştu. Kylie Jenner ve Travis Scott tepki çekti. ABD'li kozmetik milyarderi Kylie Jenner ve rapçi Travis Scott çiftine özel jet kullandıkları için tepki yağdı. Çiftin gidecekleri aynı konumada özel jetleriyle ayrı ayrı gittiği ortaya çıktı. Ebru Şallı Photoshop mu kullanıyor? Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Ebru Şallı'nın görünümü hayret ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarında 35 yaşında, gerçekte 45. Ebru Şallı'nın dizlerindeki ve suratındaki kırışıklıklar çok dikkat çekiyor. Kurtlar Vadisi'nin efsane isminin mezarına saplantılı hayran dadandı. Osman Vöber'in takıntılı hayranı sadece bununla kalmadı. Vöber'le kendisini Photoshop yaparak birleştirip paylaşım yaptı. Osman Vöber'in eşi Müge Vöber saplantılı hayrandan şikayetçi. Yıldızların etkisine boyun eğmek gereklidir diye sarhoş, yalancı, zampara olmuşuz. Uslu oyuncu Erkan Petekkaya eşi Didem Petekkaya ile oğlu Cano Petekkaya'nın doğum gününü kutladı. Hande Erçel geçtiğimiz gece katıldığı bir davette giydiği kıyafetle ayna pozlarını paylaştı. 150 bin TL'lik sofra paylaşımıyla tepki çekmişti. Arda Turan geçtiğimiz günlerde 150 bin TL'lik doğum günü sofrası paylaşımıyla tepki çeken eşi Aslıhan Turan ve oğullarıyla paylaşım yaptı. Evlatları Neşet Ertaş için savaş vermeye devam ediyor. Neşet Ertaş'ın ailesi yazar Profesör Doktor Erol Parlak'ın Garip Bülbül Neşet Ertaş kitabının babalarının isteği dışında yazıldığını iddia etmiş. Kitapla aynı ismi taşıyan filmin çekimlerin durdurulması yönünde mahkemeye başvurmuştu. Ertaş ailesinin avukatı. Neşet Ertaş 40 kiloya düşmüşken 4. evre kanser hastasıyken kitap için evine gelinip alınmış bir imza var. Doktor raporu olmadan 74 yaşındaki kanser hastasından alınmış bir imza. Türkiye'deki yabancı model furyasına Türk modeller kazan kaldırdı. Bazı markalar, ajanslar ve dergilerin sadece yabancı modellerle çalışma isteğine Türk modeller isyan etti. Ecem Çırpan ve Ece Begüm Yücetan bu ayrımcılık kabul edilemez dedi. Peri Masalı dizisi hayranlarını üzen haber geldi. Alina Boz ve Tarık Emirtekin'in oynadığı, reytinglere boyun eğdiği söylenen dizinin 13. bölümüyle ekranlara veda edeceği ortaya çıktı. Bakanlıktan olay olacak karar. Bakanlık, yönetmen Emin Alper'in son filmi Kurak Günler'e verdiği finansal yapım desteğini faiziyle birlikte geri istedi. Senaryoda gerçekleştirilen değişikliklerin uygun görünmemiş olması karar gerekçe olarak gösterildi. Bakan Kasapoğlu sahnede şarkı söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Ankara'da katıldığı Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye finalinde şarkıcılarla birlikte sahneye çıkıp Dünyadan Uzak adlı parçayı söyledi. Kasapoğlu'na Mustafa Ceceli eşlik etti. Ünlü arama motorunun davetinde şıklık yarışı yaşandı. Bensu Soral, Burcu Biricik, Hande Erçel, Miray Dener, Birce Akalay, Ezgi Mola. Sizce en şık kadın oyuncu kim?
Acı Ilıcalı kızı Melisa Ilıcalı ile yılbaşı ağacı süsledi. Ilıcalı'nın ev kombini hayranlarını güldürdü. Bazı kullanıcılar Acun Bey Survivor'da giydiği kıyafetleri evde de giyiyor yorumlarını yaptı. Seren Serengil ve Demet Akalın Amerika'ya gitti. Seren Serengil bir söylemezsem olmaz hayranıyla paylaştı. Çok güzel bir hanım geldi arkadan. Bizim programı izliyormuş. Arzu ve Bircan. Merhabalar, ben Los Angeles'te yaşıyorum. Geç Amerika televizyonunu senelerde izlemiyoruz. Ama sizin programınızı izliyoruz ve sizin doğru olmanızı ben kutlarım, beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Çünkü her şeyin doğrusu. Defne Samiri siyah sevdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Defne Samiri karşımıza hep siyahlarla çıkıyor. Ünlü isim geçtiğimiz günlerde de görüntülendi ve yine siyah bir kombinle karşımıza çıktı. Ebru Gündeş genç meslektaşlarının yolunu açtı. Ebru Gündeş dinliyor yarışmasında sona gelindi. Ünlü şarkıcı yarışmada dereceye giren genç şarkıcılara klip çekti. Gündeş yarışmada birinci olan Ceren Tekin Arslan'ın İstesen De isimli şarkısına eşlik etti, klibinde yer aldı. Takdir edildi. Ebru Gündeş'in klipte kızı Alara'nın baş harfini taşıyan A harfli kolye takması ise dikkat çekti. Yürekten yani, tebrik ediyoruz. Harika bir ses. Şimdi Arto, bu Ebru Gündeş dinliyor projesinin finale kalanları değil mi? Ve kazanan da Ceren. Ceren'le bir düet yaptı. Bu arada hepsini dinledim. Hepsi muazzamdı. Hepsi bence çok güzeldi. Ay muazzamdı gerçekten. Erkekler de çok güzeldi. Çok şimdi iyiydi. Şarkı seçme, kulağa iyi gelme konusunu tabii Ebru çok iyi bilir. Bu konuda gerçekten çok iyidir. Ebru Gündeş dinledikleri, beğendiklerini bizlerle bu şekilde paylaştı. Şimdi bu albüm olacak mı? Belli ki tek tek paylaşılacak, bu çok güzel bir proje yani. Evet. Bence de yani Ebru Gündeş normalde çok gençlere yardım eden birisi değil gibi gözüküyordu. Değişik bu proje, oldu değil mi? Evet. Değişik yani oldu. Çok iyi bir şey yaptı. Ben bu kadar değerli sanatçıların mutlaka gençlere yardımcı olmalarını istiyorum. %100. Mutlaka bir, yani birilerinin yolunu açmak. Ama öyle yalandan tweetle destek evet, atıp arkadan. Ama şu Sezen gibi bir tanesi daha olamadı ya. Yani Sezen Aksu'nun kimlere elleri değdi değil yani mi? Herkese. Ve hepsi neredeyse star oldu. Ve bu çok güzel bir şey değil mi ya? Muhteşem bir şey yani. Ya bu muhteşem bir şey. Bence bu ne zaman devreye giriyor? Ego gömleğini çıkarman lazım. Artık sakın sen tehlikeli gör. Yani çok büyük bir şey var ya. Ben daha ilk kez gelmiştim televizyon işlerine. Daha çok tabii küçüktüm falan. 8 yıl önceden bahsediyorum. Neyi gözlemledim biliyor musun? Benle ilgili değil. Herkeste bir tedirginlik var. Evet. Birisi ya benim yerime yerine gelirse. Ben bütün televizyon programlarına beni çağırırlardı. Evet. Ama ne olur siz tek. Hayır. Bir kişi daha alın derdim. Evet. Mesela bir kişi alırlardı. Yok bir kişi daha alın der. Siz deli misiniz ya? Bütün sanatçılar tek başına katılmak. Ya ben böyle kendimi göstermek istedikten sonra ben kendimi zaten gösteririm. Bir de ona Allah zaten o kaderi yazmıştır. Senin önüne hiç senin yiyecek ekmeğin varsa ya, görecek günün varsa geçemez ki kimse. Kendin zaten bir parıltıysan, parlıyorsan zaten kimin olduğu yanında önemli değil. Bilakis takım olmak çok daha keyifli bir şey. Evet, tabii ki takım olmayı becerebilen için. Evet. Yani. Peki bu proje çok güzel. Valla kulaklarımızın evet, pası. Evet Ebru Gündeş'i tebrik ediyorum. Harika. Ebru Gündeş dinliyor projesini çok beğendik. Peki Ezgi Mola'yla devam edelim. Ezgi Mola taciz davasını dün Ezgi görüldü. Çok problemli bu aralar. Evet, çok, biri çok Musa mutsuz. Biliyorsun o evet, sapık dediği için işte bir daha doğrusu bir şerefsiz tırnak içinde söyleyelim. Öyle bir kelime kullandığı için. Bir de şimdi kendi sapığıyla alakalı bir taciz davası vardı. Ya, bu arada sapık davaları çoğaldı. Bakın Serenay'ın da saplantılı hayranı vardı ve gazetede çıkan habere göre tedaviye gönderiyorlar hayranı. Yani daha çok korkmaları gerekirken daha da azmaya başladılar. Çünkü niye daha çok korkmaları? Daha çok ifşa olunuyor artık. Oo. Sosyal medyada milyonlarca kere yüzünü gösteriyor. Bu aile için utanç verici, kendin için utanç verici. Tabii. Çok zor bir şey. Şimdi ama yok yine de durmuyorlar. Bak. Ya bunlar serbest kalıyor, onun için durmuyorlar. Bak onu söyleyeceğim. Şimdi söyleyeyim. Yani mahkeme Sarıkaya'ya küfürler edip aracını yumruklayan Tayfur D'nin adli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapor istedi. Adli tıp cezai sorumluluğu yoktur raporu verdi. Ne olacak? Herkes dövecek mi bu adam? Ve böylelikle güvenlikli sağlık kurumunda tedavi görecek uzun bir süre. O zaman içeri tıkacaklar. Orada 2 sene. Bak ben buna da ceza, okuyayım. Çünkü belki yok, ruhsal olarak gerçekten iyi olmayabilir. Evet, evet. O zaman gerçekten de ruhsatı yoktur yani. Yok adli tıp raporu zaten. Yani. Hürriyet'in haberi de o şekilde. Ama böyle
arada haftada bir gidip rehabilite olmak değil benim yok, dedim. Yok yok, bu tam anlamıyla tedavi olana kadar dışarı çıkmaması gerek. Çünkü tabii ki. Hatırlasana, aracını yumruklamıştı ve kapının önünde kalkalıyordu. Onun için söylüyorum. Korkunç yani. Şeyler ya. Ezgi Molan'la dün davası görüldü. Onu da yine davası saplantılı hayranlarıyla alakalı. Bir saplantılı hayran daha vardı. Ve bir de Ezgi'nin köpeği vardı. De öldü galiba, evet. Yeni biliyor musun? Evet evet. Yani kötü günler geçiriyor. Çok da sevdi. Evet. Yani her şey aslında çok iyi gidiyor ama kötü günler geçiriyor. Evet, aslında kariyeri çok iyi. Evet. Osman Weber'in de mezarına değil mi bir hayranı dadandı. O da çok kimin? Enteresan. Osman Weber'in, o da şimdi gösterelim, Kurtlar Vadisi'nde çok bildiğimiz bir oyun. Tuncay neydi rolü ya? Siz bilirsiniz, Vadiler. Yok mu? Ben hiç seyretmediğim bir dizi olduğu Tuncay için Kanter bilmiyorum. Tuncay Kanter'cı mı? Çok iyi bir rolü vardı. Zaten yüzünü de hemen tanırız. Aktör olarak değil biliyorum mi? Ama şeyi bilmiyorum. Evet. Kurtlar Vadisi'ndeki rolünü bilmiyorum. Bizim Polat Yağcı'ya benziyor. Ay Polat ya. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde ondan da kötü haber gelmişti. Mezarına da dalmışlar. Ya sen bu hayranlık olayını nasıl buldun? Mezara yani, tamam evet, dadanmak yani. Yani bu hastalıklı ruh oluyor. Sen mesela Selena'ya için bir şey söylüyoruz ya da işte Hande Erçel için bir şey diyor. Ya Hande'nin umurunda değil ya da o kadar umurunda değilim. Fanı veya sapkın fanı diyebilirim bazıları evet ya, için. Evet ya, onlar daha çok. Daha çok ve o kadar ileri gidiyorlar ki inanamazsın ne kadar iyi. Diyorum ki sen diyorum başkasının ruhunu taşıyan, başkasının kimliğini taşıyan bir adamsın veya bir kadınsın. Sen onun yerine yaşıyorsun. Hayırdır diyorum ya. O senin kadar takmıyor. Hatta seni de takmıyor değil mi? Evet. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok enteresan ya. Evet, bu ama hayranların... Bunlar, tabii bu aşırı olan her şey bence biraz hastalıklı ruh. Evet, şimdi. Tehlikeli. Arto ile bir tartıştık. Kylie Jenner'a geçiyoruz. Kylie Jenner ve Travis Scott'ın bu bir geceye, aynı geceye farklı özel iki uçakla katılması. Hayatım, para varsa yani bu hava yapılır. Niye? Bu hava mı ama? Bence ama ikisi havayı ayrı, kirletiyorlar tabii, ayrı bir. İkisi ayrı uçakla, jetle gidiyor. Evet. Muhtemelen ikisine bu Kylie'ninki gördüğün gibi paspas serilmiş. Allah'ım bizim, havalara bak Kylie'nin paspasına bak be. Demet Akalın gibi tarifiyle uçakla gitmiyorlar gibi. Demet'le Seren yani, birazdan vereceğiz uçakta. Kylie bu ikisi bence bundan sonra gittikleri destinasyondan sonra ayrılacaklar başka mı? İşleri olduğu için İki uçak kullanıyorlar. Biri Kadıköy'e, biri Yeşilköy'e gidiyor. Ne bu ya? Ne biri, kadar ayrılabilir? Ne bileyim, biri Los Angeles'a, birisi New York'a gidiyor olabilir. İkisinin arasında 5,5 saat uçakla fark var. Dolayısıyla... üniversitedeyken Arto, bir ekonomik kriz bölümünü işliyorduk. O dönem Yunanistan'la ilgili bir sorun vardı yine. O zaman haberleri Reha Muhtar mı sunuyordu? Ben o kadar yaşlıyım. Hayır, çünkü hiçbir zaman Reha Muhtar sunduğunda hiç düzelmedi Yunanistanlarımız. Yok, bizim değildi. Şimdi Amerikan Senatosu'na gidiyorlar ekonomik kriz yaşayan bazı diplomatlar. Evet. Gidip para ile ilgili bir kredi görüşmesi yapacaklar. 3 tane diplomat gidiyor, tamam mı? Bir ülke, bir ülke, bir ülke. Bir ülke özel uçakla geliyor, jetle. Adam diyor ki şimdi benden istediğiniz çok parayla güzel. Yani çok bu güzel. Yakıt... Aynen. Olmaz diyor. Tarifeli gelenlere krediyi veriyor. Bravo. Diğerine vermiyor. Çok güzel değil mi? Şimdi, çok doğru. Güzel de işte aynı yere 2 tane jetle gitmek ne? Ama biliyorsun karbon ve hidrojenden. Tabii. Daha sonra maalesef bu yanıyor yakıtla birlikte. Dolayısıyla büyük yapılmaması bir, yani evet. Büyük bir karbon karbondioksit evet. Onun notunu almıştım. Karbondioksit oluşturuyor. Dolayısıyla bu hepimize tepkiler zararlı. Daha çok onun için. Çevreciler aynen öyle. Ama çok havalı şu çevrecileri de ayrıyeten merak ediyorum. Ne giyiyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar. Bir gün taksi bekliyorum. Yani, bir tane çevreci yanıma oturdu. Rahmetli Orhan Kural'ın da kulakları evet. Çınlasın. Yanıma oturdu. Böyle bayağı yeşil aşkı. Tabii çevrecilik falan. Ayaküstü taksiye binmemle alakalı neler söyledi neler. Yürüsene dedi. Niye dedi taksiye biniyorsun, egzosunu bir şey. Anlattı anlattı. Sonra bana bu green. Ya şimdi bu başka bir aşk, onları anlıyorum. Ama hiç kimse hiç saygı duymuyorlar ama. Mesela yürüyemezsin hani o sıra bir şey oldu hastasın yok. Tabii. Egzoz. Mesela sen Bahçeşehir'de oturup düşünebiliyor musun Nişantaşı'na yürümen?
Böyle bir şey olmuyor. Başka yöntemler yani kullanacakmışız. Yani. Mesela bisiklet, mesela işte elektrikler. Ama herkesin fizyonomisi, sağlığı buna elverişli değil ki. Ama yoksa çok tepki almalarının sebebi bıraktıkları karbondioksitin fazla olması. Bu ciddi bir sorun. Acun Ilıcalı yılbaşına kızıyla girmeye hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi ağacını da süslemiş. Çok da güzel. Ben hemen tabii ki baktım. Neye baktın? Klasik yine ne giydirmişler. Niye? Efendim bu bizim geleneğimizde yok. Bu gavur işi ya da işte Hristiyan işi yok bilmem ne bu ya. Ya ben kızım için bu ne ya? Kızını sevindiriyor. Güzel olan şey güzel olsun. Biz başkalarının örneğini alıyorsak da güzel şeyleri örnek alalım. Bir tanesi bu insanları mutlu etmek mesela. Ağacı süslemişiz yani, ne var yani bunda? Şimdi evet işte çam ağacının Hristiyanlara ait, bize ait olmadığını işte söyleyen birçok kişi var. Noel diyorlar, Christmas. Biz yılın başını kutluyoruz. Yani evet, yeni biz, yıla girmeyi aynen, kutluyoruz. Noel'imiz falan. Aynen biz tabii. Noel değil. Bu yılbaşı kutlandığı için yapılan bir şey. Çam da onun sembolü olduğu için. Hatta ben daha beterini söyleyeyim. Ben yıl bittiği için seviniyorum. Ben onu kutluyorum. Yani yılın bu, başında da istiyorum. Hemen ya bir çocuğu... Çocuk seviniyor. Yoksa Acun kendi sevinecek hali yok ki. Zaten anneden yana hani çok anne uzakta. O da kızına bir şekilde hoş bir sürpriz yapmış. Tebrik ediyorum Acun'u. Bak mesela bir internet sitesinde diyor ki her ne kadar Türkiye'nin çam ağacı süslemeyi Batı devletlerinin öğrendiği söylenilse de... Bence bizden bile çıkmış olur İç Anadolu'dan. Muazzez İlmiye Çığ demiş ki eski bir Türk adetidir çam ağacı diyor. Çünkü biliyorsun İç Anadolu ve Anadolu bütün medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Evet. Yani bu bizden bile çıkmış olabilir yani. Yani güzel görmek evet lazım. Ya. Ağaç süslüyoruz bir şey yani. Yok. Şimdi sosyal medyanın diline düşen Pınar Deniz'le devam edeceğiz. Şimdi Pınar Deniz'in bu röportajı çok konuşuldu. Rihanna mı ondan aldı, o mu Rihanna'dan aldı? Ay bilmiyoruz bana ama neler yazıyor. Bir gör. Ay, o daha önce konuşmuştu, daha önce susmuş. Ya bırakın bu işleri ya. Sonuçta bu kadın... Beni sinirlendirmeyin. Bir dur, bu izle, kadın. İzle. Bu kadın. Sinirlenme, izleyelim önce Pınar. O reklamda. Hayır dur. Peki önce söyle. Sosyal medyanın diline düştü, meslektaşları tiye aldı. Ödül törenindeki konuşmasıyla çok konuşulan oyuncu Pınar Deniz'in Rihanna'dan kopya çektiği iddia edildi. İbrahim Tatlıses güzel oyuncuya sahip çıktı. Ünlü oyuncunun yıllar önceki röportajı yeniden gündem oldu. Pınar kopya çekmedi mi? Sessizliğini bozan Pınar yine klişelere sığındı. Gündem ben değil, çocuk gelinler olsun dedi. Peki, gündem olmak istemeyen Pınar neden oyuncu oldu? Onun için bir müddet sussun bence. Sussun. Ayrılık haberleri, ödül konuşması derken zor günler geçiren Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım havaalanında görüntülendi. Ünlü çift gözlerden uzaklaşmak mı istiyor? Yargı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'la başladığı sürpriz birlikteliğin ardından şöhretine şöhret kattı. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. Tamam o kadar. Pınar Deniz geçtiğimiz hafta sonu emeklerinin karşılığını bir ödül töreninde yılın en iyi kadın oyuncusu seçilerek aldı. Ancak teşekkür konuşmasıyla sosyal medyanın diline düştü. Meslektaşları Burcu Özberk ve Farah Zeynep Abdullah bile Pınar'ı tiye aldı. Üzerine bir de konuşma çakma çıktı. İki konuşma arasındaki benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Adı kopyalı yapıştır Pınar'a çıkan oyuncunun yıllar önce verdiği gazete röportajında Kanlı Elmas filminden bahsettiği ortaya çıktı. Kopya çekmemiş, Rihanna'dan esinlenmiş. 2017 yılında Hürriyet'e konuşan Deniz, röportajında Kanlı Elmas filminin hayatında dönüm noktası olduğunu söyleyerek çocukları kurtarmalıyım diye düşündüm. Bunun için de ya ünlü olmam ya da çok param olması gerekiyordu ifadelerini kullandı. Pınar teşekkür konuşmasında kendi hayatından bir kesit anlatsa da mimikler, vurgular ve konuşmadaki akış Rihanna'yı hatırlatmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses Pınar'a destek verdi. Güzel oyuncu ile ilgili paylaşım yapan İbrahim Tatlıses açıklamasında "Yargı dizisinde kadın oyuncusu Pınar Deniz çok başarılısın kızım. Hiç kimseyi takma, ben seni anlıyorum. Aldığın ödül sana helal olsun. Her hafta izliyorum. Başarın daim olsun kızım" dedi. Pınar
sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, Türkiye'nin konuştuğu çocuk gelin olayına gönderme yaptı. Gündem olması gereken çocuk gelinler dedi. Dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı. Konuşulmak istemeyen Pınar neden oyuncu oldu? Deniz, şöhretin cilvesi olarak konuşulması gayet doğal olan bir olaya verdiği tepkiyle yine klişelere sığındı. İstanbul'u terk etti. Geçtiğimiz günlerde ayrılık haberiyle gündeme gelen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Kayseri Havalimanı'nda görüntülendi. Ayrılık haberlerine sert çıkan Kaan Yıldırım, Yargı dizisinin çekimleri için Kapadokya'ya giden sevgilisini yalnız bırakmadı. Evet, şimdi Pınar Deniz'e devam ediyoruz. Sosyal medyanın diline düşen bir açıklama yaptı Pınar Deniz. Günlerdir de konuşuyoruz. Ben çocukları kurtarmak istiyorum. Bu dünyayı kurtarmak istiyorum dedi. Yargı dizisinden. Bence önce kendisini kurtarsın o. Sen de bunu yani söyledin. Bayağı da insanlar bu tepkine bu mesajına katılmışlar. Evet yani. Önce kendisini kurtarsın. Önce kendini kurtar. Sonra gerçekten söyleminle birlikte paralel git. Çocuklara git. Yaşlılara git. Yardımlarını yap. Yani büyük konuşuyorsun ama büyük lokma yerken hani onu da sindirebilecek lokmalar ye ki. Şimdi aslında bu iş Rihanna'ya gelmeden önce de zaten söylenmiyor. Bu arada en çok seven benimdir. Sen Pınar çok seversin. Hem fiziksel olarak da beğenirsin. Evet, hem dizi hem kendini çok severim. Şimdi artı şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu iş Rihanna'ya gelene kadar, gelmeden önce. Bu paylaşımı zaten bize bir soru işareti yarattı ya. Şimdi sen oyuncuyken nasıl dünyayı, çocukları. Onun için dedim ya, bilim adamı olman lazım. Onun için matematikçi olman lazım. Onun için bir şey yaratman lazım. Sanatçılıkta böyle bir şey yok. Sanatçılık insanları mutlu etmek için, kendini mutlu etmek için ün anlamında söylüyorum. Ve tabii ki bazı şeyleri ama senaryo, ama sana verilen tekst gereği bir şeyler öğretmektir. Bir şey üretmiyorsan ya da atıyorum bir bilim kitabı yazmadıysan herhangi bir bilime ya da işte insanlığa faydası olacak. Elon Musk gibi. Bilmem ne gibi. Bu arada Elon Musk artık dünyanın en zengini değil. Ama arada iniyor çıkıyor. İkinci. Çünkü Twitter'a çok para verdiği için muhtemelen indi. Bizim markanın. Biz nasıl zenginleri tanıyoruz bak, görüyor musun? Arkadaşımla tek derdimiz var. Ya Pınar Deniz tabii ki belki iyi niyetli. Ama bu çok fazla, çok fazla. Çok egzajere değil mi? Evet yani. Elde ödül tutup dünyayı kurtaracağım deyip yargıda avukat olmak, ne bileyim, tuhaf geldi sen bana. Sen belki bunun nur sürer olsaydın. Veya işte daha olgun sanatçılardan bahsedeyim. Haluk Bilginer gibi, Zuhal Olcay gibi, neyse ne. Gibi olsaydın, benim çocukluk hayalim bunlardı. Şimdi de bugüne kadar çok şeyler yaptım, ettim, okul kurdum, okul yaptım, çocuk eğittim, okuttum. Gibi tamam. Bir şeyler söyleseydin yani, belki o zaman bu sakil durmazdı. Ya da future şimdi, için bir şeyler yapacağımı söylese. Yani gelecekte bir şeyler yapacağımı söylesen yine bizim için. Orada da sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey sıkıntı. O ödülü alıp benim çocukluk hayalimde bu zaten deyip çocukları kurtaracağım falan, bu olmuyor. Bir çünkü de takı reklamında. Bir de takı reklamında. O pırlantaların. Elmas çocuk pırlantaların, kuyumların, altınların reklamını yapıp onu parasını cukkalayıp ondan sonra bize burada demagoji yapamazsın. Yani yapamazsın. Evet. Yani yaparsın da yemezsin. Bu tarafa geçmiyor. Yani. İlginç bir destek geldi İbrahim Tatlıses'ten. Pınar gelen kızım. Gelen desteğe bak. Yani mesela. Bunun için söylediğimizi söyleyeceğim. Pınar kızım, sen iyi işini iyi yapıyorsun. Ben senin arkandayım dedi. Yargı dizisindeki Pınar Deniz'i çok başarılısın demiş kızım. Hiç kimseyi takma, ben seni anlıyorum. Aldığın ödül de sana helal olsun. Her hafta başarını izliyorum diyor. Bu arada başarısı hak edilmiş bir başarı. Ödül hak edilmiş bir ödül. Kesinlikle. Bu ayrı. Biz Pınar'ın şimdi oyunculuğu dışındaki konuşmalarını eleştiriyoruz ama İbrahim Tatlıses'ten destek gelmesi tuhaf. Çünkü İbrahim Tatlıses çok böyle insanlara destek olacak bir büyüğümüz değil. Yani hiçbir zaman da kimseye değil. Destek olmamıştır. Belki köstek olmuştur. Arkadan köstek bile oldukları yani, olmuştur belki ama. Biz çok gördük çünkü yani, böyle şeyleri. Yani daha doğrusu görüp de sustuklarımız falan da var. İbrahim Tatlıses burada kimi kastediyor? Diyor, kime söylemiyor? Tüm Türkiye zaten Pınar'ın bu paylaşımını absürt buldu. Bu arada başarısını desteklediğimizi hep parantez içinde söylediğimiz tabii, Pınar'ın şu konuşmasına ihtiyacı yoktu dediğimiz bir durum. Biz tabii ki aktrisliğiyle ilgili, oyunculuğuyla ilgili ya da yaptığı şeyle ilgili bir şey söylemiyoruz. Söylemiyle ilgili bu kadar prof olup da bu kadar amatörce bir söylem daha çok erken. Çok erken. Yani. Çok erken. Yani yoksa Pınar bu arada Deniz'i... İbrahim Bey, siz de çıkıp bu konuşmayı yapsanız size de olur. Ben bunu yapmak istedim. Yaptım. Şu kadar çocuğu yaptım falan. Belki siz de olur ama siz de biliyorsunuz ki Pınar'ın bu konuşmayı yapması için olacak bir yaş
bitti değil, olacak bir geçmişte değil, gelecekte değil. Tabii herkes itiraf ediyor. Mesela Pınar Deniz böyle bir itirafta bulunmuş. İbrahim Tatlıses de deseydi ki keşke ben bir tek kadına vurmadım, bir tek kadını dövmedim, bir tek kadına zarar vermedim diye de tam bugünlerin konjonktüründe böylece mesela böyle ifadeler kullansa bayılırdık. Biz de tam destek olurduk. Ben yanlış mı hatırlıyorum? İbrahim Tatlıses'e yaşam boyu onur ödülü verildiğinde de bu manşetler çıkmıştı gündeme. İbrahim Tatlıses'in şiddet olayları çıkmıştı ve herkes şikayetini belirtmişti. Bu olur mu falan demişti. Yani ben İbrahim Bey'e şurada katılıyorum. Pınar çok başarılı bir oyuncu. O kadar. Ama bu ama bunu söyleyecek belki de insanlardan biri değil. Bu arada Kaan'la Kapadokya'ya gidiyorlar. Kapadokya'da çekilecek sanırım Yargı'nın son bölümü değil mi? Sevgilisiyle gidiyor. Bence fırsattan istifa. Son bölüm bitiyor mu? Son bölüm derken çekilecek son bölümü. Ha, okay. Kapadokya'da ha. Bundan sonraki son bölüm yani. Yargı muhteşem. Bitmez ya. Yargı muhteşem harika. Gidiyor. Kaan'la bir ilişkisi çok güzel görünüyor. Çünkü ikisi birbirine harika denk ikili. Kaan da dizisi çıkıyor bu arada. Şu anda evet. Tam Pınar'la ilişkisini ismi? Gündemde tutmak. Süvari mi? Öyle bir şey. Ha evet. Öyle, evet. Bir öyle bir şey ismi. Güzel gözüküyor. Çok böyle atraksiyonlu, dövüşlü, ateşli, silahlı. Sipahi olabilir mi? Sipahi. Sipahi, aynen. Evet. Sipahi. Sipahidir. Aynen. İnşallah çok iyi olur. Çünkü iki tarafın da dengeli olması ilişkide çok önemli. Şimdi dizide çıkıyor ya, bu haberler Kaan'ı da ister istemez besliyor biliyorsun değil mi? Besliyor. Beslesin. Beslesin Kaan zaten. Valla ben de Kaan'ı seviyorum. Kaan bundan önceki ilişkilerinde çok zaten mutsuz ve kötü ilişkileri vardı. Dolayısıyla da burada çok mutlu. Kaan Pınar'a çok gönlünü verdi. Evet. Çok belli oluyor. Nasıl tuttu elinden, konsere getirdi. Buna bilmem. İzin vermeyeceğim evet. Dedi. Ertesi gün dedi ve de. Evet. Fikirlerinizi yazabilirsiniz bana. Bu arada çok güzel mesajlar atmışsınız evet. Dansınızla peki, ilgili. Dansla çok ilgili, ya. Açılışımızla arada ilgili. Arada dans etmemiz lazım Arto. Enerjimizle ilgili çok güzel şeyler yazmışsınız. Dediğimiz gibi asıl olan program. Yani bugün birisi olmaz ama o program yürür. Hiç kimseye bir şey olmaz. Dolayısıyla burası 8 kaç yıldır var? Çok 13 yıldır. Yani 13 yıldır yani var. Çok. Dolayısıyla birisi gider, birisi gelir, o gider, o gelir. Kimseye, herkesin yeri doldurulur ya da öyle güzel kalır. Fark etmez. Onun için de iltifatlarınız için teşekkür ediyoruz. Başka bir şey demek istemiyorum. Peki valla. Şimdi Şahan Gökbakar'a gideceğiz. Recep İvedik 7'nin dün galası vardı. Alışılmışın dışında bir şey gerçekleşti. Recep İvedik bu defa sinemada değil, dijitalde izleyici karşısına çıkacak. Bakalım neden? Buyurun. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 filminin galasında yaptığı açıklamalarla olay yarattı. Olaya girmemek lazım. Olay aslında hani şu anki koşullar maalesef. 120 milyon TL'ye anlaştı iddia edilen dijital platforma neden geçti? Dijital platformda seyircimizle buluşmak istedik. Sinema sektörü zor günlerden geçerken Şahan Gökbakar'ın aldığı bu kararın arkasında seyircileri düşünmesi mi yoksa paranın cazip gelmesi mi yatıyor? Ekonomik koşullar böyle bir ortam oluşturdu. Şahan Gökbakar daha önceki Recep İvedik filmlerinde gişede ne kadar aslat yaptı? Rakip olarak gösterildiği Cem Yılmaz'ı galaya neden davet etmedi? Bu organizasyonu ilk defa, hayatımızda ilk defa... Şahan Gökbakar daha önce kendisini diyen Hakan Ural'ın ismini duyunca soğuk terler döktü. Soruyu soran muhabirimize nasıl sinirlendi? Tarzınız benziyor. Tarzı saç sakal benziyorsun. Kameraların kapandığını düşünüp Ural'ın arkasından ne söyledi? Sinema sektöründen elin ayağını çeken Şahan'ın aksine Mahsun Kırmızıgül çizgisini nasıl belli etti? Biz sinemada olmamız. Geceye bunlar damga vururken Murat Cemcir'in bir dönem sıkı fıkı oldu. Filmler çektiği Ahmet Kural'la neden görüşmediği soruldu. Murat Cemcir ne söyledi? Yakın zamanda bir şey düşünmüyoruz ama...
Sebep Sıla'yla olan şiddet davası mı? Olaylı galanın tüm detayları sadece söylemezsem olmaz da. Şahan Gökbakar Türkiye'nin sayılı komedyenleri arasında gösteriliyor. Dikkat Şahan çıkabilirle büyük beğeni topladı. Recep İvedik film serileriyle hayranlarını sinema salonlarına doldurdu. Recep İvedik bir filminde 4.3 milyon izleyiciyle 30 milyon TL hasılat, ikinci filminde 4.3 milyon izleyiciyle 33 milyon TL hasılat, üçüncü filminde 3.3 milyon izleyiciyle 28 milyon TL hasılat, dördüncü filminde 7.3 milyon izleyiciyle 72 milyon TL hasılat, beşinci filminde 7.5 milyon izleyiciyle 85 milyon TL hasılat, altıncı filminde büyük bir düşüş yaşayarak 3.9 milyon izleyiciye geriledi ve 67 milyon hasılat yaptı. Gökbakar 7. filmi için büyük bir bekleyişe geçti. Araya giren pandemi döneminde film çalışmalarına ara verdi. Kendisini toplumsal konulara yaptığı yorumlarla ön planda tuttu. Ve birkaç ay önce Şahan Gökbakar, Recep İvedik 7 filminin müjdesini verirken hayranlarına ters köşe yaptı. Beyaz perdede yayınlanacağı beklenen filmin dijitalde olacağını söyledi. Peki bunun perde arkasında neler vardı? Bir takipçisinin sorduğu neden dijital sorusuna, bir bilet 50 TL, minimum 4 kişi gitsen 200 TL, yoluydu, yediğin içtiydi, 300-350 TL, sadece bir kere izleyeceksin. Aşağı yukarı bir yıl boyunca abonesi olup istediğin kadar istediğin kişilerle Recep İvedik'i izleyebilirsin. Hem de başka binlerce film ve dizi cabası, hangisi daha iyi olmuş cevabını verdi. Hayranları Şahan'ı affetmedi. Reklamın dibi olmuş. Sen de işkarlı olmadığı için sinema yerine dizide yayınlatıyorsun. Geçin bunları ya gibi yorumlarla Şahan'ı topa tuttu. Polemiklerin arifesinde Şahan Gökbakar filminin galasına gitti. Galada onu yine aynı sorular bekliyordu. Neden dijital? Seyircimizle buluşmak istedik. Bu zamana kadar işte birincisinden altıncısına kadar hep sinemada seyircimizle buluştuk. Defalarca rekorlar kırdık. 40 milyonun üstünde insanı sinema salonlarına çektik bu filmle. Ama şimdi bir dijital platformdayız. Bu da çok güzel, değişiklik. Aldığı dijital platformdan 120 milyon TL aldığı iddia edilen Şahan Gökbakar, dijitale geçmesindeki sebep olarak ekonomiyi gösterdi. Olaya girmemek lazım. Olay aslında hani şu anki koşullar maalesef, ekonomik koşullar böyle bir ortam oluşturdu. Dijital platformlara oranla birazcık daha pahalı olduğu gerçeği. Biz bu filmde dijital platformda Plus'ta olmayı tercih ettik. İnşallah seyircimizle de çok güzel şekilde buluşacağız. Şahan Gökbakar bu kararında ne kadar samimi? Gerçekten seyirciyi mi düşündü, yoksa son zamanlarda sinemaya gösterilmeyen ilgiden korkup ve aldığı astronomik paranın cazipliğine mi kandı? Rakip olarak gösterildiği Cem Yılmaz galaya neden katılmadı? Bu organizasyonu ilk defa, hayatımızda ilk defa kendi galamıza davetli olarak geldik. İlk defa bu organizasyonu biz yapmadık. O yüzden benim için çok heyecanlı. Ben de bir konuğum şu anda burada. Daha önce yaptığı yorumlar sebebiyle Hakan Ural'ın gazabına uğrayan Şahan, Ural'ın ismini duyunca soğuk terler döktü. Keyfi kaçtı. Abi, Hakan Ural'ın size bir mesajı vardı. Kimin? Hakan Ural. Buradan bir şey söylemek ister misiniz? Tarzınız benziyor. Tarzı saç sakal benziyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Fotoğraf. Biz bu numaraları yemeyiz. Biz bu numaraları yemeyiz. Evet. Beni dünkü çocuk zannetti. Beni dünkü çocuk zannetti. Hakan Bey'im. Şahan Gökbakar'ın konuşulacak gerginliğinden geçelim Mahsun Kırmızıgül'e. Kırmızıgül Şahan'ın aksine sinemacıyım dedi. Biz sinemada olmamız. Bilet paralarının Şahan Gökbakar'ın aksine pahalı olmadığını söyledi. Ben de çok yüksek değil. Siz artık bir valiye gidiyorsunuz. Tuvalete gidiyor bakın. Üç oldu için bakın. Yok olmuş. Sinemada tam tersine yani üzerinden geldiğince bütün sinema şeklinde az oranda zamlıyor. Sektörü topa tuttu. İyi film yok. Son dönemlerde bundan 2 yıl öncesinde artık Türkiye'de çok iyi diziler çekiliyor. Yani dizilerden daha kötü kaliteli değil mi? Kalitede çekilmiş işler sinemada yerdirirken ve izleyici gidince küsmeye başladı yavaş yavaş. Geçiyoruz Ahmet Kural'la birlikteyken başarılı işlere imza atan, ancak Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ardından Kural'la uzaklaşan Murat Cemcir'e. Cemcir, Ahmet Kural'la artık neden bir projede yer almıyor? Ünlü oyuncu pandemiyi sebep olarak gösterdi. Yakın zamanda bir şey düşünmüyoruz ama
Tabii ki beraber çalışmayı hatta düşünüyorum. Hatta küslük, dargınlık var dediler. Yok. Öyle dediler. Yok, kardeşlerde küslük olmaz. Yok, araya arkadaşlar, araya bir pandemi denilen bir hadise girdi. Evet, olaylı galayı şimdi stüdyoya paslıyoruz. Evet, diğer 6 filminin aksine bu defa beyaz perdede değil, televizyonda seyircisiyle buluşacak. Televizyonda mı? Dijitalde, özel... yani kendi evlerimizde izleyeceğiz onu, okay. Televizyon ekranlarında. Muhtemelen iyi bir para almıştır diye i̇yi tahmin ediyorum. Hakkıdır. Ama tabii ki gönül ister ki sinemalarda olsun, ama sinemalarda haklı olduğu bir nokta var ki çok pahalı. Gerçekten bak, Mahsun Kırmızıgül öyle düşünmüyor ama. Mahsun sinemaya, şu an çünkü tabii, sinemaya iş yapıyor. Sinema aşkı onun çok yüksek ama şu an bilmiyorum niye böyle bir tasarrufta bulundu. Bir de hiç sinemaya vermeden. Evet. Hani yine satardın dijitale ama sinemada bir 4 hafta, en azından 8 hafta kaldıktan sonra hemen satardı mesela. Ki %100 de seyredilirdi, evet. Biliyorsun gelmiş tabii geçmiş. Ki, tabii ki. En yüksek seyirci rekorunu Recep İvedik 5, bir sonraki Recep İvedik 4, daha sonra da Düğün ve Dernek. Tabii. Yani uzun yıllardır rekor kendisinde. Aynen. Bütün rekorlar onda. Sinemadan çok para kazanmış. Sinemanın nabzını tutmuş. Ben Şubat ayını bekliyordum Recep İvedik serisi çıksın diye. Yani. Aslında korkusunu yersiz buldum. Korkudan ama, mı sence? Halkı da düşünmüş olabilir. Biliyorsun bu aralar, şu birkaç yıldır, belki aile kurduğundan beri, belki çocukları olduğundan daha beri daha fazla insan ve toplumu düşünen bir şekilde tarafını görüyoruz Şahan'ın. Belki o yüzden herkes seyredebilsin. Kolay bir platform. Herkes paylaşabiliyor. Dolayısıyla belki onun için istemiş olabilir. Yani tabii çok 80-90 liralara da var bilet. Fakat böyle tabii 50-40 onlara da evet, var. Ama herkes çok iyi düşünüyor. Sinemalarda çok zor. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bize yani bu izleyicisine güzellik yapmış ama ben dijitale sesleneceğim. O dijital platformun aylık şey geliri... 9'la başladık. 9 TL ile başladık, 65 TL oldu. Öyle mi? Evet. Yani o dijital platform da yani biraz ya ben, halkı düşünsün o ben zaman. Ben Allah'a şükür bedava yararlandım. Ama olmaz ki yani. O yüzden o kadar Allah'a olur mu? Yüzde kaç? %600 zam. Tabii, çünkü yani çok büyük para harcıyorlar. Evet. Çok büyük tabii kayıpları var ticari olarak. Onu da geri kazanmaya doğru çalışıyorlar. Bir Hakan Ural sorusu, bir gerginliği var. Hakan Ural'la ilgili topa girmiyor. Bence onun, zaten onun arasında bir gerginlik. Vallahi ben şu an burada herhalde öğrendim. Evet, ben de burada öğrendim. Herhalde Hakan'la arası gergin olmayan yoktur. Aynen. ben şimdi burada öğrendim. O topa girmiyor. Burada girmemesini normal buluyorum ama tabii muhabirimiz onu sormakta özgür. Tabii, tabii sormuş. Sormuş ve sorar. Asıl daha sonra da yakalanması güzel bir gazetecilik örneği. Evet. Daha sonra konuşurken yakalanıyor. Biz şu anı seviyoruz. Duruşunu başarılı keyifli buluyoruz. Buluyorum. Aile olarak Şahan'ı çok takdir ediyoruz. Bir de Mahsun Kırmızıgül'e gelelim. Mahsun Kırmızıgül biliyorsun prestij meselesiyle tekrar sinemalara bir dönüş yapacak. Orada diyor ki tam tersi diyor, ben bir valeye verdiğim parayı, bir tuvalete gidip bir çorba içtiğim paradan çok daha az buluyorum sinema paralarını diyor. Hatta zam oranını bile düşük buldum diyor. Yani bunu tabii Mahsun'a değil de dışarıdaki halka, 4 kişi aile olarak gidecek. 4 kişi sinemaya gittin, 500-600 lüksün. En az en 500 az lira. 500. En az bak. Yani iki popcorn, mısırı, iki falan. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi Mahsun doğru sinema aşkı çok yüksek, çok büyük. Evet. Çünkü tekrar geri döndü. O yüzden de çok iyi bir şey yapmak ama istiyor. Ama mesela şunu da elimizden almasınlar. Yani biz de sinemaya gidelim. Oturup Recep İvedik'i sinemadan izleyelim evet, ya. Yani çok şunu keyifli. Şunu da elimizden almayın yani. Evet, ama onun için de sinemaların da satan kişinin de filmini, bunların hepsi biliyorsun bir... sinema salonları sahipleriyle sinemacı yapımcılar diyelim arasında büyük bir sorun yaşanmıştı. Aynen, i̇şte o popcorn'u ona veriyorsun, o kadarını evet para veriyorsun, oradan onu kesiyorsun. Bir sürü rant sıkıntıları yaşanmıştı. Aynen, hatta öyle bir protesto vardı. O protestonun içerisinde Recep İvedik, Şahan Gökbakar, yani Şahan Gökbakar, Mahsun, Cem hepsi vardı. Bak şu anda Recep İvedik serisi. Demek ki pes etmiş. O kazandı. O sinemacıları protesto etmeye devam ediyor. Evet evet. Yani Mahsun, o kazandı ve Mahsun devam edemedi. Bir şekilde aslında seyircisinden galada olarak Cem Yılmaz pes etti yoktu. Bunu da sordular. Bu galaya da ben bile davetliyim. Ben hazırlamadım listeyi dedi. Güzel bir manevrayla çevirdi. Şimdi reklama gidiyoruz dönüşte. biliyorsunuz ki
Aile dizisinden partner değişikliği, Serenay Sarıkaya ve Özge Özpirinç'in sıkıntıları Özge Özpirinç'in verdiği bir cevapla pekişmiş oldu. Evet, inanılmaz. Bakalım ne cevap verdi? Demek ki gerçekten aile dizisinden Özge çıkartıldı mı? Daha fazlasını reklamlardan sonra konuşacağız. Buyurun. Evet, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel mesajlarınıza çok teşekkür ediyoruz. Bugün interaktif bir yayın yapıyoruz ve siz de bizimlesiniz. Maşallahınız var. Ben de geçenlerde DM mesajımı açtım. Artık. Nasıl? Güzel mesajlar. Sen geliyor, gidince açtın. Niye biliyor musun? Hani sana geliyor ve sen aktif bir şekilde söylüyorsun ya. Dedim ki ulan bari ben açayım. Ya çok güzel oluyor ya öyle. Evet. Arada katılıyorsunuz. Harika şeyler oluyor ve ayrı konularda açıyorsunuz ya. Çok ben sürprizlere bayılıyorum. O yüzden yani de izleyicinin olmayı... programa dahil olmasına ben de varım. Evet, çok hoşuma gidiyor. Ve her türlü eleştiriye de açığız. Hakaret kabul etmiyoruz. Daha doğrusu biz ediyoruz ama mahkemeler etmiyor. Şimdi Fatih Yürek'le devam edeceğiz. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Fatih Yürek kedi geliyor. Yerim onu. Fatih Yürek tabii maksadını bence aşmış. Nedenini söyleyeceğim. Önce Demet Akalın'dan bahsetmişti. Şimdi hedefi şaşırttı. Evet. Değiştirdi. Mehmet Ali Erbil'e şaklaban dedi. Nedeni sosyal medya kullanım tarzı galiba. Bir bakalım. Katıldığı bir televizyon programında küs olduğu Demet Akalın'a verip veriştiren Fatih Yürek'e Demet Akalın'ın öfkesi dinmiyor. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı Zehir Zemberek konuştu. Duydum ya, o kadar hani insan tabii inanmak istemiyor. Demet Akalın'ın cevabından sonra gözler Yürek'in hedefindeki Mehmet Ali Erbil'e çevrildi. Mali sosyal medya yayını yaptığı için kendisine şaklaban diyen Fatih Yürek'e ne cevap verecek? Yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin arasına kara kedi mi girdi? Yılların dostluğu, reyting kurbanı mı oldu? TikTokçu geldi hanım. TikTokçu geldi hanım. Torpil iddialarıyla başladığı haber spikerliğinden sonra umdunu bulamayan, programında magazin basınını hedef alıp eleştirdiği magazin basınından derlediği içeriklerle program yapan Buket Aydın'ın bu haftaki konuğu Fatih Yürek oldu. Magazin gündemi hakkında sorulan sorulara açık açık cevap verdi. Ancak o iki çıkış gündeme bomba gibi düştü. Fatih Yürek'in ilk çıkışı bir süredir küs olduğu Demet Akalın'ın hakkında oldu. Küslüğün sebebi olarak Demet Akalın'ın kızıma beddua ettiği çıkışı için konuk olduğu söylemezsem olmazdı ki sözlerini yeniledi. Beddua bahane oldu dedi. Ben onu şeye kızdım. Yani şu o çocuğuna Allah göstermesin böyle bir şey söylemem mümkün değil. Nasıl inanır ona? O yüzden dedim ki tamam kesin. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ne yaptım? Gittim küfür mü ettim? Evini mi bastım? Tövbe. Ya ne yaptım yani? Egosu kabardı diyerek sen tapılacak kadın değilsin dedi. Magazin haberleri için demediğini bırakmayan Buket Aydın o anları ağzının suları akarak izledi. Beklenen cevap geldi. Ünlü şarkıcı bir takipçisinin Fatih Yürek'i destekleyen açıklamasına şu cevabı verdi. Yok, genelde çocuğuma beddua eden insanlara selam bile vermiyorum. Her programda ben utanmıyorlar da. Benim ağzım yok sanki konuşmaya. Neyse, Allah'a havale etti. Beddua dönsün kendi başına. Canım ego değil. Adam ben sustukça her programda beni anlatıyor ama niye olduğunu söylemiyor. Ego bu değil üstelik. Ha kötüyüm tamam, konuşma artık beni. Ben bana tapanlarla mutluyum. Karşılıklı açıklamaların ardından dün bir AVM'ye girerken görüntülenen Demet Akalın muhabirlerin sorularını yanıtladı. Önce güldü, sonra cevap verdi. Ünlü popçu cevap vermek istemese de benim adımı onun adıyla anmayın diyerek tartışmalara son noktayı koydu. Mehmet Ali Erbil'e. Fatih Yürek'in hedefinde sadece Demet değil, Mali de vardı. Yürek yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya yayını yapmasına çok şaşırdığını söyledi. Yayınlardan para kazandığını öğrenince şaklabanlık dedi. Sorularıyla Fatih Yürek'i kışkırtan Buket Aydın kafa sallayarak ünlü şarkıcıyı onayladı. Sert çıkışından sonra bir de bol kazançlar diledi. Gözler Mehmet Ali Erbil'in vereceği cevaba çevrildi. Fatih Yürek reyting uğruna Mali'yi harcadı mı? Mehmet Ali Erbil Fatih Yürek'e cevap verecek mi? Şimdi söylemezsem olmaz da. TikTok geldi hanem. Haydi bakalım dostlar, arkadaşlar, bayanlar, baylar, çocuklar. İşte hemen 2000 kişi oldu. Ay şunun güzelliğine bakın, bunu yollayın bana bunu. Evet, Fatih Yürek yine katıldığı programda Mehmet Ali Erbil'e şaklabanlık yapıyor gibi bir şey söyledi. Ne diyorsun? Yani bu tabii çok büyük bir itham. Yani hakaret 40 yıllık mi? İyi bir tiyatrocu, iyi bir sunucu, iyi bir performansçı, iyi bir oyuncuya şaklabanlık, hani
biraz terbiyesizce bir söylem oluyor ne olursa olsun. Yani Buket de tabii orada ayrıyetten alttan harlıyor. O işini yapıyor. Tabii o da ama yine de yani çanak tutmak başka, işini yapmak başka. Nasıl bana çanak göre. Tuttu? Ben çok dinleyemiyorum orada diyor bu kadını çünkü. Ki şaklabanlık yapıyor değil mi, öyle değil mi diyor. Ha, o formatta diyor, katılıyor. Biraz katılıyor ve tasdikliyor. Böyle olunca tabii ortada durmamış oluyor. Bence Mehmet Ali keşke bağlansa. Mehmet Ali bağlayacağız. Öyle Mehmet Ali Erbil'in cevap yani, hakkı var. Çünkü cevap Mehmet hakkı Ali Erbil var. Cevap hakkını kullanmak istiyorsa. Fatih Üren'in de cevap hakkı var. Ama biliyorsun iki tarafta arkadaşım. Hatta dün ya da evvelsi gün Fatih için çok da güzel şeyler söyledim ama tabii burada iki tarafta arkadaşım doğruyu söylemek durumundayız. Ben Mehmet Ali Erbil'in ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Çünkü yıllarca şovmen deyince aklımıza gelen isim, tek isim. Aynen. Şov konusunda hakikaten üstattır. Kesinlikle. Tiyatroculuğuna kimseyi konuşturmayız. Böyle bir ismin Fatih Üreğin bu şaklaban lafına vereceği cevabı merak ediyorum. Hatta versin değil mi? Günaydın Mehmet Ali Erbil. Günaydın. TikTokçu geldi. Ha? Günaydın. Ay Mehmet Ali Bey, şaklaban mısınız siz? Ayol para için her şeyi yaparım de anlamına mı geliyor şaklabanlık? Yani bence orada Fatih sanki daha da kötü bir niyetle söylemiş gibi. Sadece parayla ilgili değil gibi. Ya sanmıyorum ya, sanmıyorum. Yani Fatih benim çok eski dostum. Sordun böyle mu? Böyle bir tuzak, bence birazcık bir tuzağa da düşmüş gibi orada. Bir şey söyleyeceğim. Bizler istemediğimiz hiçbir zaman tuzağa düşmeyiz. Yani o da söz konusu tabii de. Şimdi biz yıllarca onu hani böyle bu işi yaparak, şaklabanlık yaparak para kazanıyor diyerek beni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Aynen, bir anlamda. Bence öyle, öyle yapıyor. Yani o TikTok dediğiniz şeyi, küçümsediği şeyi yapmak da böyle cesaret isteyen, yürek isteyen bir şey. Yani herkes de yapamaz. O suplez, o anlık espriyi yapmak da kolay bir şey değil yani. Doğru. O her baba yiyeceği bir büyük lokma değil yani. Doğru söylüyorsun. Çok haklısın. Şimdi biz yıllarca ben onu gerçekten 30 yıldır insanlara sempatik göstermeye çalıştım. Arto bunun en iyi tanığı. Evet aynen öyle. Fatih mi? Tabii yıllarca. Aa hadi bakalım. En büyük destekçilerindendi. Fatih'in yani, Fatih olmasında daha geniş kitlelere yayılmasında Mehmet Ali'nin o kadar etkisi var, var ki. O kadar. Nasıl mesela bir dinleyelim. Evet. En yani, reytingli programlarında. Yaşam biçiminden tuttu. Hayat tarzına kadar onu sempatik gösterdim. Her yerde onu onore ettim. Dedim ki böyle tatlı, böyle şekerli insan. Yani bütün sahnelerinde şovlar. Ben şimdi onun için dedim mi ki yıllarca ekmeğini kazandı. Yıllarca evler, arabalar, milyonlar kazandı. Bir yılan taklidiyle diye aşağıladım mı? Ya aynen biraz öyle. Kırılmışsınız o zaman. Ama tabii ki kırılacak. Böyle bir şey olabilir mi? Ya yani öyle ben biliyorsunuz böyle şeyleri kin tutmam yani. Çok evet, da sinir etmem. Evet. Çok da bu konularda egom yukarılara çıkmaz. Ama tabii ki orada ortaya gelmemesi gerekirdi. Çünkü sunucu hanımefendi de onu destekler bir aynen. Şey. Peki Buket Aydın için ne demek istersin? Direkt mesela isim Buket, veriyor çünkü. Yani Buket... Ya ben Buket Aydın'ın programına çıktım. Kendisi o zaman cesareti varsa bütün bunları orada bana söyleseydi, sorsaydı. Bravo. Aynen doğru. Öyle. Doğru söylüyorsunuz. Yani... Yoksa arkamdan konuşmak kolay. Yani evet. Tabii Buket'e de söyleyecek lafın olabilir. Yeri geldiğinde şimdi bu destekliyor. Sen de onunla ilgili bir sürü şey söyleyebilirsin. Kendi kariyeriyle ilgili, özel hayatıyla ilgili, herkes herkesle ilgili. Söyler. Çok güzel kara kutular tabii, tabii. Var. Yani buna gerek yok ki böyle şeylere, polemiklere gerek yok. Yani buna söylenecek en güzel şey herkes kendi kapısının önünü temizlesin önce. Peki Fatih ile aranızda herhangi bir sıkıntı var mıydı? Yok asla yoktu yani. Sen arayıp sordun mu Mehmet Ali? Ne diyorsun oğlum? Ne şaplaman? Hayır ben haberin tamamını da izlemedim. Şimdi siz verdiğiniz zaman izlerim. Hayırlı işler Mehmet Ali falan deyip de hani o zaman da kızamadım da çok yani. Bir şaplaman daha kızdım. O da yani kötü bir şey olmuş, deyim olmuş, böyle bir tabir olmuş. Biraz beni sanki böyle küçük düşürmek, itibarsızlaştırmak. Tabii canım şimdi Mehmet Ali'cim, Fatih Ürek biliyorsun neredeyse 25 yıldır sahnelerde. Ve televizyon. Ya da 30 yıldır, bir de televizyoncu eski. Dolayısıyla tabii, nerede tabii. Ne zaman söyleyeceğini biraz önce onu demek istedim. Nereye gideceğini. Nereye gideceğini, ne olacağını çok iyi bilir. Belli ki
bir şekilde alttan o mesajı vermiş. Yani bu sen olmamalıydın, başka birisine giydirebilirdi laflarını. Başka bir şey yapabilirdi. Sen ona çok emek verdiğin için bunu biz yadırgadık çok açıkçası. Yani işte biz yıllarca onu eleştirdik mi ya da çanak açtık mı bir yılan taklidi yapıyor sahnelerde. Hani dedik mi, küçümsedik mi onu? Bence TikTok'tan çok daha... Ya ben eminim ki yıllar önce çok yanına gelmiştir, demiştir ki beni de kadrona koy, beni de televizyona çıkar, beni de bilmem ne yap. Sen bir günden bir güne böyle bir şeyi zikrettin mi? Bir Çarkı Felek'te kaç kere çıkardım işte. Onu yani. Yani üst üste çıkartarak yani gündeme getirdim, popüler yaptım ya. Aynen, %100. Peki hiç seni aramadı değil mi bu nahoş bu konuşma için? Bu konuyla ilgili asla aramadı yani. Aramadı değil mi işte? Fatih de iyi bir insandır, ben evet, anlayamıyorum. Fatih değişmiş olabilir mi? Demet Akalın'la sallıyor ama acaba... Mehmet Ali'cim, bu böyle bir laftan sonra ve bu kadar gündem olduktan sonra Mehmet Ali'cim kusura bakma, ben böyle bir şey söyledim ama maksadını aştı, ben bunu söylemek istememiştim, bunu da storiesinde ya da bir şeyde paylaşabilir, yapma Allah aşkına, bu kadar bence, iyi niyetli bence, olmamıza gerek bence, yok. Bence onun özrünü dileyecektir kamuoyunun önünde. Bekliyorsun yani, özür bekliyorsun. Beklemez mi ya? Yutulur bir laf değil yani öyle. Öyle küçümsenecek, öyle hazımsanacak bir laf değil arkadaşlar şimdi yani. Evet, evet. Kesinlikle. Siz orada iş yapıyorsunuz. Doğru. Size şaklaban diyebilirim. Aynen öyle. Çok haklısın. Çok güzel çok söyledin. Ve sen yoksun ortamda, herhangi bir konumun seninle evet. alakası yok. Tam anlamıyla sunucu hanımın sorması, senin ismini geçirmesi direkt şaklaban cümlesi. Ama gerçekten yani bir de, ama Buket de bilemez bunu biliyor musun? Gerek var, affedersiniz yani değil mi konuda? Demet Akalın'dan... TikTok'a memediler bile geliyor soru yani. Hiç alakasız bir konu. Evet, belli ki maksatının orada seni küçümsemek olduğu çok açık ve net yani. Böyle kavgaların zaman zaman oluyor tabii. Zaman zaman sana bulaşıyorlar. Ya da zaman zaman atıfta bulunuyorlar sana. Bu durumlarda daha mütevazi oluyorsun. Çok fazla konuşmuyorsun. Ya gerek duymuyorum yani. Şey okudum, yorumlar okudum bu konuyla ilgili. Evet. Tweetler atmışlar, demişler ki hanımefendi sunucu için demişler ki yani Fatih Yürek'le alıp da bu konuları konuşacağını seçimler yaklaşıyor. Siyasetçileri alsana bu konularla ilgili halka aydınlat. Siyasetçilerle başka ilişkiler. Evet, demek ki hanımefendiye de siyasetçiler maalesef ilgi göstermiyor ki. Sanatçılardan seçmeye başlamış. Mehmet Ali Erbil'e bir şey sormak istiyorum. Dünyayı kurtaran adamın oğlu olarak. Şimdi Pınar Deniz'in bu bir açıklaması var biliyorsun, viral oldu. Şimdi sen çok büyük, çok usta bir oyuncusun. Yılların tiyatrocususun ve televizyon. Ve çok yardımlar yaptın Mehmet Ali. Çarkı Felek zamanlarında da yaptın. Çok, gizli yardımların çok. Da var. Dünyanın en iyi kalplerinden de biridir bu arada Mehmet Ali. Vicdanı kesinlikle. Böyle. Kesinlikle. Pınar Deniz'in bu açıklamasını nasıl buldun bir büyüğü olarak? Yani o anda belki demek ki havale geçirdi. İlk defa böyle bir şey. Yani havalelik mi açıklama mı geldi sana? Bana öyle gibi geldi yani. Sonra siz böyle karşılaştırdınız ya. Evet. Aynen Rihanna'yla falan. Rihanna'yla karşılaştırınca o zaman ben vakıf oldum olaya. Yani şeyin havasında... Ödül töreninin havasında o bana çok şey gelmişti tabii. Ama zaten bir duruş çok havalı. Bir ilk gibi gelmişti. Herkese geldiği gibi. Hmm. Bana da ilk gibi gelmişti. Ama sonradan karşılaştırınca anladım ki o anda demek ki nasıl aklında kalmış, nasıl unutmamış. Onu bir gün bir ödül töreninde söyleyeceğim diye demek ki not etmiş bir kenara. Not etmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Neden Cem Yılmaz sana göre komik değil? Ne alıp veremediğin var Cem'le? Benim asla yoktur canım hiç. Kobra'dan dolayıdır belki yani. Neden dolayı? Ne kobrası? Kobra. O da yılan taklidi mi yapıyordu? Ha, o da mı kobracıydı diyorsun? Peki ama geçenlerde bir şey söyledi. İyi ki dedi ben de Fenerbahçe'yim. Gerçi Mehmet Ali Erbil de Fenerbahçe'li. Yoksa dedi çakma komedyenlerle idare etmek zorunda kalacaktınız yan sana. Kimlere dedi bunu? Ben Cem Özer diyor sandım. Hayır Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Ha Cem Yılmaz dedi. Yok. Onun şey yaptılar yani işte Ata Demirer'di. İşte başka kim vardı?
Tavuk problemi mi vardı sizin aranızda? Şahan ve Doğu Demirkol. Doğu Demirkol. Evet evet onlarla. Ama yani o gözlüklü bir tane var. Onunla herhalde müsaade edilmez. Cem Yılmaz'ın yanında gerçekten yan sanayi yani. Sen Doğu Demirkol'a diyorsun. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet, o kadar evet. Kötü bir televizyon programı yapıyor ki daha kötüsünü görmedim bak, bir komedyen olarak. Arthur seyretmeden aynı duyguları hissedebiliyorum. Ben daha seyrettim. Bircan bana biraz övmüştü. Ay çok komiktir bilmem. Seyrettim seyredemedim. O kadar kötüydü. Ama televizyoncu olmamış. Evet. Çok bu kötü. Bu arada Cem Yılmaz'ın onun bir tane aslan şakasını çaldığını ima eden bir paylaşım yaptı Doğu Demirkol. Yıllar önce dedi ben de bir aslan şakası yaptım dedi. Şimdi Cem Yılmaz da bunu yapıyor gibi bir şey söyledi. Aslan, ay, konuşan feci, aslan. Yani çalsın çalmasın yani mühim olan işi becermek. Yani sana göre en iyi komedyen kim? Cem Yılmaz şu anda benim için hala. Valla Şahan? Bravo. Şafak Sezer. Şafak Şahan? Sezer. Yani benim farklı yani. Benim daha farklı oyunculuğum var. Yani, Atay'ı nasıl buluyorsun? Atay'ı da yetenekli buluyorum, çok yetenekli. Ama tek düze buluyorum tabii ki de Atay'ı hep. Atay'ı tek düze buluyorsun. Ata? Evet. Ata aslında sana daha çok benzeyen birisi. Ondan mı tek düze buluyorsun? Yok yok. Hep o şey hep onu yapıyor yani. Başka bir tane bir filmi de göremedik. Yani galiba Ferdi Özbeğen geliyor. O enteresan olabilir. O garip İstediğimiz olacak. Enteresan bir karakteri. O müzikal tarafı çok başarılı. Aynen. Peki her türlü rolü oynar mıydın? Tabii tabii tabii. Ama yani bilmiyorum o kırmızı çizgilerim ne olurdu. Onu şu anda yani düşünemiyorum. Havale gelmesi lazım. Sen gerçekten parasız mı kaldın? Geçenlerde senin bir resmini koymuşlardı. Sokakta perişan bir halde. Neydi bu? Ay ya o bir filmden bir performanstı. Yani insanlar artık bunu algılasın. Yani filmin bir sahnesiydi o. Alzheimer'lı bir adam bilinçsizce dışarı kaçıyor. Evinden kaçıyor. Sokakta çıplak ayakta dolaşıyor. Filmin içinde bir performans. Seni yani Allah kahretmesin. Ben onu gördüm var ya ödüm koptu. Bircan. Ya evet. Öyle üzüldüm. Ay vallahi çok zor. Ya neredeydim? Yani rol olduğuna. Ya o kadar üzüldüm. Bilim sahnesi. O kadar üzüldüm ki Mehmet Ali. Acı gerçekle tabii film mi diye şaşırdım. Ben yani, çok net anladım. Acaba... Bir demans hastasından herhalde. Evet. Alzheimer. Evet. Peki Mehmet Ali çok... O zaman vaktinizi almayayım. Son bir sözle. Tabii. Lütfen. Son bir söz Demet Akalın gibi. Bundan sonra o arkadaşla adım anılırsa Fatih Yürek olayım. Allah! Bu da kapak peki, olsun. Peki. Bir de özür bekliyorsun galiba. Özür de istiyoruz dedi. Peki çok teşekkür ederim. Evet, canım o canım. Ne olur bir şey olmaz. Ya, tamam. Peki televizyona dönüyor musun? İnşallah. Hayırlı hadi. Cumalar. Hayırlı cumalar. Çok teşekkürler. Hosteslerini ben yapacağım çarkı Sinan felek Allah olursa. Sinan öpüyorum seni. Öpüyoruz. Bay bay. Bile çok öpüyoruz. Peki şimdi Kıvanç Tatlıtuğ'un partner problemine geçiyoruz. Gördüğün aile gibi, dizisinin partneri. Gördüğün gibi kalbi kırık. Kalbi kırık olmaması özür mümkün bekliyorum. Değil. Şaklaban çok büyük bir laf. Arabi çok kıracak evet. Bir laf. Peki. Kıvanç Tatlıtuğ'un aile dizisinden çıkartılan Özge Özpirinççi yerine gelen Serenay Sarıkaya ile bundan alakalı. Bundan emin miyiz? Bak Özge bizi biraz eminleştirecek bir paylaşım yaptı. Buyurun. Daha başlamadan polemiklerin başladığı aile dizisinde Kıvanç'a partner aranıyor. Büyük beklentiyle start verilen dizide başrol krizi büyüyor. Ama sıkıldım artık ya biraz. Projenin startını aylar öncesinden başlatan yapım şirketi kadın başrol oyuncuyu bir türlü seçemiyor. Özge mi? Serenay mı? Özge Özpirinççi ile anlaştığı iddia edilen yapım şirketinin kararından vazgeçip Serenay'la dirsek temasına geçtiği iddia edildi. Özge'den manidar paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu kime gönderme yaptı? Dizide kim oynamalı? Hangi oyuncu doğru tercih olacak? Kamuz S245'te oynadığı dönemde partnerlikleriyle parmak ısırttığı Kıvanç Tatlıtuğ'yla...
Yeniden bir araya geleceklerini açıkladı. Kredi setlere ara verdiniz. Kıvanç Bey'le evet. Tekrardan yeni bir diziye başlıyorsunuz. İnşallah. Evet. Aile dizisiydi galiba. Evet, evet. Nasıl, hani ne karakterde göreceğiz sizi? Kıvanç Bey'e sorduk ama ağzından laf alamadık. Ya evet, benden de alamayacaksınız tabii ki de ilerleyen kabul zamanlarda. Yani. Dizinin kadrosu yavaş yavaş belli olurken Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cihangir rolü için Nejat İşler'e teklif gittiği iddia edildi. Başroldeki ani değişiklik şok etti. Özgü Özbilinççi ile anlaşmaya gidilen rolün Alice müzikalindeki performansıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya'ya verildiği iddia edildi. Özge kadro dışı kaldı. Serenay başrol oldu. Geçmişte Fi dizisinde iki rakip karakteri canlandıran ikili aile dizisinde karşı karşıya geldi. Dizi gerilimi gerçek mi oldu? Olayı akıllara getirense ortaya atılan o iddia sebep oldu. Serenay kulis mi yaptı? Ünlü oyuncunun Özgü Özbilinççi ile anlaşıldığını bildiği halde yapım şirketiyle görüştüğü iddia edildi. Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen haber sonrası Serenay sessizliğini korudu. Özge Özbilinççi'den manidar paylaşım geldi. Aslen Arnavut olan Özge Özbilinççi, Arnavutça kelimelerin anlamlarını paylaşan bir sayfanın paylaşımını eşi Burak Yaman Türk etiketleyip paylaştı. Türkçe'de hayatta karşımıza çıkan tüm zorluklarda bizi cesaretlendiren, bize güç veren kişi anlamına gelen Arnavutça Paycura kelimesi gönderme olarak yorumlandı. Arasında bir rekabet başladı mı merak konusu. Ancak sosyal medyada güzel oyuncuların hayranları şimdiden kıyasa başladı. Yapımcı olsanız kimi seçersiniz? Özge mi? Serenay mı? Yapımlarda hangisi daha önemli? Oyunculuk mu? Sosyal medyadaki takipçi sayılarıyla ölçülen popülerlik mi? Özge Özbilinççi ve Serenay arasında yaş farkı tercihi etkiler mi? Çakma. Çakmadan önce bir şey söyleyeceğim. Söyle. Özge Özbilinççi mi, Serenay Sarıkaya mı? Arto Dalga'ya yazın. Asıl dilin eşlik arası soksun. Evet, Sarıkaya veya Sarıkabadayı demek istiyorum da. Onun için onu düzgün söyleyeyim Serenay diye. Serenay Sarıkabadayı. Seren mi? Ay Seren. Seren değil zaten. Allah'ım o bizimle de o. Seren şu an eleyde. Oo yaşasın. Şey, Serenay mı? Özge mi? Şimdi bak yazın. Yapımcımıza dedim ki senin dedim burada dedim Serenay'ı tuttuğun o kadar belli ki gitmişsin Özge'nin en kötü performansını koy ki kadın dizisinde ne kadar büyük çok. Bir oyuncuydu. Oradan koymamışsın gitmişsin şey en saçma. Karakter ama işte burada tabii ben de ikilemdeyim. Ya, evet, ben olsam Özge, ben de Serenay'ı tutarım. Evet çünkü popülerite gençlik oyuncunun. Dinamizm çünkü Özge hep kadın. Hep kadın rollerde böyle. Acaba hep... ama bak psikolog olacak. Yani işte dediğim gibi doktor olunca da ona uyuyor. Evet. Serenay'a uymuyor. Ama ters köşe olmaz mı Serenay ya doktorlukta? Yazın bize. Bize yazın. Özge net demiş mesela birisi. Allah Allah. Evet. Net bir şekilde Özge diyenler. Serenay diyen var. Bak ama önemli olan konu şu. Biz şimdi bu haberler çıktıktan sonra doğru mu değil mi tartışırken Özge Özpirinççi'den bir açıklama geldi. Daha doğrusu açıklama bana, değil. Bak birisi ne yazmış? Bircan. Ne canım? Ay Allah korusun. Serenay olmasın. Kıvanç'a yazık olur demiş. Aa, gerçekten mi? Bence Kıvanç'ı çok destekler. Arto. Yes. Bir anket başlatalım. Damla tamam. Buradayken. Programın sonunda söyleyelim. Şimdi seninle anket yaparız. Birazdan Damla Demir bizimle olacak ama. Ankette... Serenay mı Özge mi diye bakalım izleyici ne söyleyecek evet. Çok merak ettim. Serenay mı Özge mi? Arto Dalga'ya. Yan yana onu koyacağız Arto şimdi. Arto Dalga uf bir sürü yazıyorlar. Diyor ki hayatta karşımıza çıkan tüm zorluklara karşı bizi cesaretlendiren kişidir diyor. Arnavutça bu ne demek ya? Arnavutça mı? Evet Arnavutça şu kelime. Paycora. Paycora. Paycora şu demek diyor. Hayatta karşınıza çıkan her kötülüğe karşı sizi cesaretlendiren kişi. Kocasını etiketliyor. Tabii bu çok anlamlı. Bu kadar olaydan sonra bu olunca şimdi, o zaman bir kırgınlık veya bir kırılma var. Şimdi diyor ki hayatta karşıma bir şey çıktı. Evet. Tam gardım düşecekken kocam bana destek oldu. Paycora dediği kişi burada kocası oluyor. Ne güzelmiş ya Arnavutça'da. Paycora. Güzel. Yani ne olmuş olabilir değil mi? Tam da bunlar çıkmışken. Vallahi inanılmaz ya bak, fazla. Ben nereden Özge, anladım? İnanılmaz fazla Özge var. Allah Allah. Serenay'ı çok popüler olduğu için ve çok
Bence güzel, çekici ve enteresan olduğu için herkes Özge'yi tercih ediyor öbürüne nazaran. Çünkü öbürü güzel kadın, genç. Ya bence aktrisliğinden değil de güzelliğe ceza veriyorlar şu anda. Öyle mi diyorsun? Hadi biz bunu çok güzel tatlı bir konuğumuza da soralım. Damla Demir Yılmaz gelsin. Gel aşkım. Evet.